Yatırım konusunda işin uzmanına kulak verin. gcmyatırım.com.tr'yi ziyaret edin. GCM Yatırım sunar. Efendim EkoTürk televizyonları ekranlarından bir kez daha hepinize merhabalar. Hoş geldiniz. Ben Erencan Umut ve Paratoner programı ile programlarımız kaldığı yerden devam ediyor. Evet efendim, Amerika'nın yeni başkanı Donald Trump. Donald Trump için ise yeni tabirini kullanamıyoruz tabii ki. Çünkü ikinci dönemine başlangıç yapacak. Önemli gelişmeler var. Özellikle de Donald Trump'ın Amerika'nın yeni başkanı olduğunun artık resmi sonuçlar olmasa bile hemen hemen kesinleşmesi sonrası. Özellikle de borsalarda yani hisse senedi piyasalarında çok net bir yukarı doğru fiyatlama var. Gelin dilerseniz hem fiyatlamalar hem de Amerikan siyaseti cephesindeki tüm gelişmelerdeki ayrıntılar noktasında araştırma uzmanımız Büşra Bingöl'e dönüş yapalım ve kendisini bize anlatacaklarını dinleyelim. Büşra merhabalar. Çok önemli bir gün, çok kritik bir gün. Senden tüm ayrıntıları rica edeceğiz. Söz sende. Teşekkür ederim Can Umut. 6 Kasım Çarşamba Amerika'da başkanlık yarışına sona doğru adım adım gelinirken Cumhuriyetçi Donald Trump'ın zafer konuşması için Florida'da halkın önüne çıktığını takip ettik ki Amerika'da başkanlık yarışında delege sayısında rakibi Trump'ın gerisinde kalan Harris'in kampanya menajeri Cedric Richmond da bir açıklama yapmış oldu. Harris'in seçim sonuçlarını takip ettiği başkent Washington'da bulunan Howard Üniversitesi'nde kurulan platformda kürsüye çıkan Richmond kısa bir açıklama yaparak Harris'in bu gece bir konuşma yapmayacağını, bugün açıklamada bulunmayacağını ve Harris'e destek olmak üzere kampüse gelen kalabalığa da halen sayılacak oylar var, henüz sonucu açıklanmamış eyaletler var diyerek Harris'in yarın seçim sonuçları ile ilgili bir açıklama yapacağını tekrarladı. Ancak dediğimiz gibi hala daha resmi sonuçların açıklanmamış olmasına rağmen açık ara farklı önde ilerleyen Donald Trump ise Florida'daki Palm Beach'te destekçilerine seslenerek seçim zaferini ilan etti ve şunları söyledi. Bu muhteşem hareketin içinde binlerce dostumuz var. Bu seçimde tarih yazıldı. Bu tüm tarihin en büyük siyasi hareketiydi. Ülkemizi iyileştireceğiz. Yardıma ihtiyacı olan bir ülkemiz var. Sınırlarımızı tamir edeceğiz. 47. başkanınızı seçtiğiniz için teşekkür ederim. Sizin için her nefesimde her gün yine sizin için mücadele edeceğim. Amerika'nın altın çağı olacak. Amerika'yı yeniden büyük ve yine yapmamızı sağlayacak birçok işle beraber zaferle taşlandıracağız. Hayatımın en önemli anlarından biriydi diyeceksiniz. Amerika bize görülmemiş ve güçlü bir görev verdi ve Senato'nun kontrolünü geri aldık. Temsilciler Meclisi'nde de yine kontrolü elimize tutacağız gibi görünüyor açıklamalarını yaparken. Dünyanın en büyük ülkesi olma potansiyelimizi geri kazanmamız gerekiyor. Sınırlarımızı kapatmamız gerekiyor ki ülkemize girişleri durdurmamız gerekiyor. Ülkemize giremezler demiyorum ama kanuni olarak girmemeleri lazım dedi. Ve tabii ki şunu da eklemeden es geçmedi. Yeni bir yıldızımız var, Elon. O harika biri. Birlikte mitingler yaptık. Roketi gördüm. Saati 10 bin mil hızla geliyordu. Ne oldu boyasına dedim. Bu hıza dayanabilecek bir boya yok dedi. Bunu ancak Elon yapardı. Süper dahi. Değerlerimizi kesinlikle korumamız gerekiyor söylemlerinde bulundu. Bu açıklamaların ardından ve yine açılan farkın artmasıyla birlikte de yine tabii ki Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson da sonuçlar henüz resmiyet kazanmamış olsa da seçilmiş başkan Donald Trump'ı tebrik etti ve Amerika'da yeni gün umutla doğuyor. Donald Trump artık bizim seçilmiş başkanımız, şu anki zamanımız için Amerikan halkı tarafından seçildi dedi. Çin'de resmi olmayan sonuçlara göre yine küresel cephede Amerika'nın 47. başkanı seçilen Donald Trump'ı ABD ile barış içinde bir arada yaşamayı umduğunu söyleyerek tebrik etti. Diğer bölgelerdense yine Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ma Yuning'i de ekleyelim. Çin, ABD ilişkilerine karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan kazan işbirliği ilkeleriyle birlikte temelinde yaklaşmaya ve yine ele almaya devam edeceğiz söylemlerinde bulundu. Şimdi yaklaşık 240 milyon seçmenin bulunduğu ülkede bu açıklamalar ardından da 81 milyonu aşkın Amerikalı erken oy kullanırken daha önce de belirttiğimiz gibi hemen söyleyelim ki bir önceki seçimde %66 katılım oranı ile tarihi rekorlar kırılmıştı. Bu yüzden de yine bugünkü sayı sandıklar tamamen kapandıktan sonra fazlasıyla merak ediliyor. Ancak yine belirtmiş olalım ki alınan oyların yanında seçiciler kurulu adı verilen sistemin belirlenmesinde sonuca yine
büyük etki edecek olan unsurlar arasında da gelmeye hali hazırda saat başı devam ediyor. Şimdi Amerikan seçmeni geç saatlere doğru veya oranın saatiyle günün erken saatlerinde yeni başkanın kim olacağını aslında daha net bir şekilde öğrenirken 2016 yılında Trump ilk kez başkanlığı kazandığı dönemde sonuçlar New York saatiyle gece 3 sıralarında belli olmuştu. Bu nedenle Amerika'da bu gece saatlerinde akıbetin aslında daha da belirginleşebileceğini de söylemek mümkün. Tabii şimdi bu ayrıntıları tekrardan geçmemekte fayda var. Seçilen kişi direkt başkan koltuğuna oturmuyor değerli izleyenler. Yeni ABD Başkanı 20 Ocak 2025 yılında yemin ederek görevine resmen başlayacakken yine seçimleri kazanan taraf ülke genelinde en çok oyu alan aday olmaya da biliyor ki iki aday da 50 eyalette düzenlenen seçiciler kurulu seçiminde de yarışıyor ve sandığa giden seçmenler kayıtlı oldukları eyaletin seçiciler kuruluna göndereceği delegeleri, delegeler de başkan ve başkan yardımcısını seçmeye yine büyük ana katalizörlerden oluyor ve her eyalet kısmen nüfusa bağlı olarak belirli sayıda seçici kurul oyuna sahip oluyor. Ancak bunu rakamsal olarak yine orana vurduğumuzda, öncesinde de aslında konuşmamızda bahsettiğimiz gibi toplam 538 oy söz konusu 270 ya da daha fazla oy alan aday kazanmış oluyor ki iki eyalet hariç tüm eyaletlerde seçimi kazanan aday tüm delegeleri de kazanmış olurken Maine ve Nebraska adayısı adayların aldığı oy oranına göre eyaletin delegeleri paylaştırılmaya devam etmeye hali hazırda devam ediyor. Özellikle de eyaletlerin çoğu bir partiye ya da diğerine meyilli olduklarından dolayı, fokuslandığından dolayı genellikle her iki adayın da kazanabileceği bir düzine kadar eyalete odaklanılıyor. Ama burada hemen bir virgül koyalım tekrardan ve söyleyelim ki dediğimiz gibi öncesinde önemli olan delege sayısı olduğundan dolayı ülke genelinde en fazla oyu kazanan adayın başkan seçilmediği durumlarda da yine zamanında dediğimiz gibi tabii ki olmuştu. Çünkü bunun son örneği 2016'da yaşanırken Demokrat Parti'nin başkan adayı Hillary Clinton ülke genelinde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump'tan 3 milyon daha fazla oy almasına karşın yeterli delege sayısına ulaşamadığı için seçilememişti. İşte bu yüzdendir ki tüm bu faktörler göz önüne alındığında sürecin hayli önem ve sandıklar kapanana kadar da bilhassa kritik geçeceğini söylememiz oldukça mümkün. Şimdi tabii ki sonuçlar hemen hemen açıklanmaya başladı dedik ve birçok noktada resmen sonuçlar daha olmamış olsa da dediğimiz gibi Trump'ın liderliğini kazandığını ilan edecekmiş gibi tamamen resmiyetle görünen havaya bürünmüş durumda olduğunu da söyledik ki aynı zamanda tüm bunların yanı sıra hem Senato hem Temsilciler Meclisi genelindeki gelişmeler ne yönde olacak yine oldukça önemli bir soru olarak çıkıyor gündemde karşımıza ki şu anda Senato'da yine ağırlık Cumhuriyetçilerin kontrolüne neredeyse geçmiş bir durumda görünüyor değerli izleyenler. Tabii şartlar göz önüne alındığında Temsilciler Meclisi daha belirsiz bir durumda. Ancak ortada bir cumhuriyetçiler hikayesi olursa ki şayet piyasa için tam kontrollü bir şekilde Trump dönemiyle karşı karşıya kalınacak bir yapı durumunda mevcutluğundan bahsedebiliriz. Tabii ki şimdi tüm bunlar yaşanırken temel anlamda aynı zamanda fiyatlamalar noktasında da büyük dalgalanmaları mevcut olduğunu söyleyelim. Amerika 10 yıllık tahvil faizlerine 4.10 seviyesine kadar indikten sonra 4.40'ların üzerine kadar çıkmış durumda olan bir yapıyı bizlere gösterdi aslında. Bu noktadaysa tahvil faizlerindeki yukarı yönlü gidiş tabii ki yakın korelasyon içinde olduğu dolar endeks tarafındaki hareketleri de yukarı yönlü tetikleyerek 105 sınırına kadar dayanmasına da sebep oldu. Şimdi tabii ki bu fiyatlamalar ne kadar sürecek ya da ne kadar daha kalıcı olacak zamanla bağlı bir şekilde asıl meselenin bu durum içerisinde bu sorunun karşımıza çıktığını söyleyelim. Çünkü biliyoruz ki Trump'ın politikalarına bakarsak yüksek gümrük duvarları Çin'e özellikle %60'a varan tariflerde artış desteklediği ve diğer ülkeler adına değerlendirildiğinde ise %10 civarında gümrük duvarlarının yukarı yöne çekileceği bir süreçten bahsediliyor değerli izleyenler. Oldukça önemli bir husus ve bunları da ileride tüketici fiyatlamaları üzerinde negatif bir etki olacağı beklentisiyle birlikte enflasyonun tekrardan canlandırılabileceği endişesi de hakim oluyor. Keza yine şirketler üzerinden alınan vergi oranlarının da aşağı yönlü revizyonlar yapılması hakim ki bildiğimiz gibi orada da kurumlar vergisi
%21 ve bu oranın %14 ila 15'e çekilmesinden de yine gün be gün bahsediliyor. Böyle bir olgunun oluştuğu durumdaysa. Vergiler düştüğünde ekonomik aktivite daha çok artacak beklentisi mevcut ve bununla da aslında vergi kayıplarının bir şekilde telafi edileceği söyleniyor. Ancak borçlanma kaynaklarının yetersizliği ve keza yine yüksek faizle beraber ikisi birleştiğinde bunun nasıl bir sonuç doğuracağı ve ileride de bütçe açıklarını nasıl etkileyeceğiyle birlikte bunun da yan yine etkisi olarak enflasyon oranları üzerinde negatif etkisi olup olmayacağı da önümüzdeki günlerin hikayesi olarak karşımıza çıkacakmış gibi görünüyor. Yine bunların dışında ise bu sabah takip ettiğimiz gibi Asya para birimlerinde de ciddi dalgalanmaları yaşandığını izledik ki tabii birçok gelişmekte olan ülke para biriminde özellikle de dediğimiz gibi Asya tarafında değer kayıpları söz konusu. Tabii ki neden? Az önce de aslında konuşmamızda bahsettiğimiz gibi DXY tarafındaki hızlı güçlenme ile beraber gelen bir zayıflamanın nedeni olarak değer kayıpları söz konusu ki bunların da genel çerçeve yansıması hem ticaret savaşlarının hangi boyuta evrileceği, neler getireceği, hem Trump'ın başkanlığı, hem temsilciler meclisini hem de senatoyu kazanması halinde ki parantez açıyoruz, senatoyu kazanmış demek de mümkün Trump tarafında. Biraz daha güçlü bir Trump ve sert uygulamaları önümüzdeki günlerin hikayesi olacak diye biliriz. Tabii şimdi bu noktada fiyatlamalar tarafını biraz daha açıklık getireceğiz. Ancak öncesinde şöyle bir eyaletler tarafındaki başkanlık sonuçlarını da baz alacak olursak, değerli yönetmemizden rica edecek olursak. Wisconsin tarafında öncelikle o yüzdeliğine baktığımızda Donald Trump tarafında %49,8'lik bir yüzdeliğe hakim olduğunu görüyoruz. Oy sayısının ise 1.676.729'a ulaştığını, Kamala Harris'in ise yine 48,8'de Donald Trump'tan az biraz farklı daha aşağıda geldiğini ve oy sayısının da 1.644.537 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Şu anda bu eyaletimize Donald Trump'ın yine oy oranının önde olduğunu söylemek mümkün ki baktığımızda Harris'in oy delegesi şu anda 224 iken Trump'ın ise 277 idi değerli izleyenler. Daha önce de açıklamalarımızda yaptığımız gibi 270'e ulaşan aslında galibiyetini, zaferini ilan etmiş oluyordu. Bir sonraki yine seçim yarışında önemli olan eyaletimiz Arizona. Baktığımızda oy yüzdesinin şu anda Donald Trump tarafında 51,9 olduğunu görüyoruz ki yaklaşık bir saat önce bu durum biraz daha aslında yakın farklarla birlikteydi. Oy sayısının 1.148.707 olduğunu görürken Kamala Harris cephesinde ise yine bu oranın %47,2 olduğunu görüyoruz. Yine oy sayısı tarafında ise 1.043.460 olduğunu görüyoruz. Baktığımızda ise yine şu noktada açılan sandık sayısı %47,5. Yani hala daha bu eyalette durumların değişebilme olanağı da oldukça büyük. Çünkü neden diye soracak olursak Trump ve Kamala Harris arasında her ne kadar fark şu an biraz daha açılıyor olmuş gibi görünse de saat saat baz aldığımızda diğer eyaletlere göre çok daha yakın bir tempoda olduğunu da söyleyebiliriz. Bir sonraki eyaletimiz tabii ki rica ettiğimizde sevgili yönetmemizden hemen Michigan tarafına bakıyoruz değerli izleyenler. O noktada da Donald Trump'ın oy yüzdesinin %50,1 olduğunu görürken oy sayısının ise 2.712.157 olduğunu görüyoruz. Ve Kamala Harris'in de %48,1'lik oyla Donald Trump'ın ardında kaldığını, oy sayısının da 2.601.318 olduğunu görüyoruz. Şu anda Michigan eyaleti içerisinde sayılan oy oranında %95 Michigan'da. Yani neredeyse %100'e yakın bir perspektifte ilerlerken diyebiliriz ki Donald Trump burada da yine ön plana geçmiş bir durumda. Sandıkların hemen hemen hepsi açılmış bir vaziyeti ilerlerken %5'lik bir kısım kalmış mevcut durumda. Bir sonraki eyalete geçecek olursak da hemen hızlı bir şekilde Nevada'yı hemen bas almış olalım. Donald Trump'ın bu eyaletimizde de oy yüzdesinin %51,5 olduğunu görüyoruz. Oy sayısının da 660.980 olduğunu söylemek mümkün. Kamala Harris tarafındaysa oy yüzdesi %46,8 iken yine 601.118'lik bir oy oranına sahip olduğunu söylemek mümkün. Bu taraf diğer eyaletlerimize göre biraz daha farkın açılmış olduğu ve yine sayılan oy oranı tarafındaysa %84 oranında bir rakama ulaştığını görmek mümkün. Bu tarafta Donald Trump'ın açık ara farkla
Kamala Harris'i ardında ve gerisine bıraktığını ve yine zaferini ilan ettiğini aslında bize bir nebze de olsa yine gösteriyor net bir şekilde. Bir başka eyalete geçiş sağlayacak olursak da tabii ki hemen Pensilvanya oldukça önemli bir eyalet ki önceki konuşmalarımızda dediğimiz gibi aslında Pensilvanya'yı kazanan aslında başkan adayı zaferini ilan etmiş olacak gibi söylemlerinde gündeme sık sık geldiğini söylüyorduk değerli izleyenler. Bu noktada sayılan oy oranı %97. Aslında en çok sandığın açılmış olduğu eyaletimizlerden biri Pensilvanya. Bu noktada Donald Trump'ın oy yüzdesinin 50,7 olduğunu görüyoruz. Oy sayısına baktığımızda keza yine 3.426.670 sayısıyla 3.261.450 oy alan Kamala Harris'i yine önüne geçmiş olduğunu ve %48,3'lükle de yine oy oran farkında yüzdelik bazda da artış yaşandığını görüyoruz Trump tarafındaki yine delege oyu sırasında demek mümkün Pensilvanya tarafında önemli seçim yarışında gerçekten Trump'ın hemen hemen bütün eyaletlerde açık ara farkla ön plana geçtiğini söylüyoruz sayılan oy oranlarında baz aldığımızda. Bir başka eyaletimize geçiş sağlayacak olursak ki eğer şu anda da hemen Georgia değerli izleyenler bu noktada da Donald Trump'ın oy yüzdesinin 50,8 olduğunu görüyoruz. Yine hemen hemen yarının da üstüne geçmiş bulunmakta. Kamala Harris %48,5, oy sayısı 2.651.206 ve Kamala Harris tarafında da 2.533.821'lik bir oy sayısının olduğunu görüyoruz ki ya Donald Trump da bu noktada da %97'lik sayılan oy oranıyla birlikte ön plana geçmiş bulunuyor demekte mümkün seçim yarışını zaferi ilan etmesiyle birlikte aslında kendisi resmi rakamlara uymaksızın ön planda olduğunu söylememiz yine mümkün bu seçim yarışında. Tabii şimdi bu noktada eyaletler yanı sıra fiyatlamalar ne yönde oldu? Tabii ki bu da apayrı bir konu çünkü dediğimiz gibi tahvil faizleri yükseldi. Bitcoin tarafı rekorlara ulaştı. Ons altın cephesi biraz daha dengelenme çabası içerisine girdi. Peki fiyatlamalar noktasına bakacak olursak hemen burada da hemen rakamlarımızı okumuş olalım. DXY tarafı 105,03 seviyesinde ilerlemeye şu anda an itibariyle devam ediyor. Tabii ki bu noktadaki güçlenme de emtia tarafındaki fiyatlamayı oldukça zorlaştırır bir nitelikteydi ki bugün aslında şu an baktığımızda emtia tarafındaki hemen hemen her fiyatlamanın da kırmızılara bürümüş bir şekilde düşüş yaşandığını da göstermiş oldu bizlere yine fiyatlamalar tablomuzda. Öncelikle tahvil tarafına bakış sağlayalım isterseniz değerli izleyenler. O noktada hemen tabii ki 4.10 seviyelerinden 4.20 seviyelerine kadar gittikten sonra bizlere aslında bu taraf volatilitenin ne kadar yüksek olduğunu 10 yıllık tahvil fiyatlamasına baktığımızda söylemek mümkün. 4.26'lara kadar geri çekildikten sonra 4.40'lara kadar yükseliş yaşandığını takip ettik ki bu noktada aslında 4.50 riskinden bahsetmeye başlamış bulunmaktayız. Çünkü oldukça yakınsamış bulunmaktayız. 4.50 seviyesine şu anda 4.42'deyiz. %3,12'lik primli bir hareket beraberinde. Ve biz bunu hangi senaryoda yaşıyoruz değerli izleyenler? Burası gerçekten kritik. Fed'in 50 bas puan faiz indirip muhtemelen de tabii ki es geçmemek gerekiyor. Fed'in faiz kararını takip edeceğiz. O noktada da 25 bas puan faiz indireceği bir ortamda ve tahvil faizlerinin de 4,5'lara kadar dayanmış olduğu bir ortamda dolar endeksinin de. Tabii ki yıla başladığımız bir ortamda faiz tarafına baktığımız takdirde ise 5 olduğunu görüyorduk. Şu anda da rakamları baz aldığımızda yıla başladığı seviyenin üzerine bir oranı işaret eden bir yapıyla karşı karşıya olduğumuzda aslında bu noktada söylemek mümkün. Burada da gerçekten yükseliş ivmesini gördükçe tehlike çanlarını daha da kuvvetli çaldığını sürekli söylüyoruz. Bu yüzden şayet fiyatlama Fed'in faiz indirdiği ortamda dediğimiz gibi tehlike çanları çaldıkça 4.50'yi de zorlar ve üzerine çıkıp 4.70'lere kadar gitmeye başlarsa oldukça sıkıntılı durumlarla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu noktada fiyatlama şu an önünde açık grafiğinde önümüzdeki günler biraz daha bulanık suların aslında berraklaşacağı, bu katastrofik ortamdaki bulutların biraz daha
dağılacağı günlerle karşı karşıyayken eğer politikaların belirsizliğini kaybedip daha net olacağı ve yine keza önceden de söylediğimiz gibi aslında Harris seçilseydi şayet Trump'tan ziyade ön plana çıksaydı Harris hızlı bir normalleşme içerisine girmiş bir piyasayla karşı karşıya olacağımızı zaten sürekli bir şekilde söylüyorduk. Çünkü geçmişin devamı gibi okunacaktı Harris aslında değerli izleyenler. Ancak Trump biraz daha belirsizlik olarak okunduğu için piyasaların nasıl tepkiler vereceği de bu durumda biraz daha karmaşıklığa yol açıyor diyebiliriz. Tabii ki hemen 2 yıllık tarafta 4,25 ve DXY tarafında 105,06'yız. Şu anda an itibariyle ons altın cephesinde kısaca bakacak olursak şimdi güçlü dolar dedik. Güçlü ve yukarı yönlü giden yine tahvil tarafı yukarı doğru ivmelenen an be an 4,50'lerin konuşulduğu artık tahvil tarafı dedik. Bunlara rağmen dengelenen altının aslında hakikaten bir şeylerin biraz daha bizlere sorgulanması gerektiğini gösteriyor. Çünkü gerçekten ciddi bir anomalinin söz konusu olduğunu görüyoruz. Ons altın cephesinde şu anda %0,83'lük bir değer kaybıyla 2720 dolarlardan işlem gerçekleştiğini okumak mümkün. Ki dediğimiz gibi 3000 dolarlar konuşulacak mı konuşulmayacak mı derken şu anda biraz daha yatay bant hareketinde ilerleyen bir ons altın cephesiyle karşı karşıya. Mesela gündemde Asya para birimlerindeki değer kayıpları ya da jeopolitik risklerdeki yine düşüş beklentisi ama bir diğer yandan da tabii ki sürekli bahsettiğimiz gibi Çin'de yaşanacak ticari savaşları da başka bir yöne evrilmişti. Bu sorularda bize aslında biraz daha öne çıkmış bir vaziyette fiyatlandırmayı şekillendirecek ana unsurlardan geliyor. Bu noktada da Trump'ın Tayvan'a para karşılık koruma vaadi vereceği hususlar olmuş oldu aslında Çin noktasında, Tayvan noktasında. Bu yüzden de tansiyon yüksekliği olacak mı? Ons altın cephesinde olmayacak mı? Bunları da tabii ki ileriki dönemlerde hep beraber izliyor ve takip ediyor olacağız. Evet sevgili Erencan Umut, bugün aslında biraz size kapsamlı bir bilgi aktarımı yapmış olduk. Birazdan eminim ki değerli konuklarımızla konuşuyor olacaksınız. Ancak bu noktada tabii ki sözü başta sen olmak üzere birbirinden kıymetli konuklarımıza bırakalım. Efendim araştırma uzmanımız Büşra Bingöl'ün ayrıntılı anlatımı için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklarımıza geçeceğiz ama konuklarımıza geçmeden önce çok kısa bir reklam arası verelim. Bizden ayrılmayın çünkü gündem maddeleri oldukça yoğun. Çok kıymetli konuklarımız var. Kafalardaki tüm soru işaretlerini konuşup değerlendireceğiz ama önce çok kısa bir reklam arası. GCMYatırım.com.tr'yi ziyaret et. Yatırımlarını kolayca yönet. GCM Yatırım'ın sunduğu program devam edecek. GCMYatırım.com.tr'yi ziyaret et. Yatırımlarını kolayca yönet. GCM Yatırım'ın sunduğu program devam ediyor. Efendim Para Tüner programının birinci bölümündeki çok değerli konu stratejist Özgür Hatipoğlu bizlerle beraber olacak. Özgür Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Erencan merhaba, teşekkür ederim, hoş bulduk. Şimdi merakla beklenen seçimler sonlandı, resmi rakamlar değil ama herhangi bir şekilde itiraz da yok. Donald Trump ikinci dönem itibariyle Amerika'nın yeni başkanı oldu ve dolayısıyla özellikle de Trump'ın başkan olmasıyla beraber hisse senetlerinde çok net, çok ciddi bir coşku olduğunu görüyorum. Hadi Amerika cephesini anladık. Yani sonuçta orada olayların minimal düzeyde belki de sıfıra yakın olduğu bir seçim atmosferi geride bırakılmış gibi duruyor ama Avrupa cephesinde de yine pozitif bir fiyatlama var ki özellikle de Bundesbank'tan yani Almanya Merkez Bankası'ndan genelde yapılan açıklamalar ve araştırma raporları Trump'ın başkan olduğu bir dönemde Alman ekonomisinin güçlü tonda resesyona girebileceğine ilişkin raporlar şeklindeydi. Bu tarz analizler geliyordu ama Avrupa cephesinde de yine hisse senetlerinde pozitif bir hava var. Genel itibariyle Trump sonrası dönemi mevcut dönemdeki, mevcut durumdaki özellikle de hisse senetleri endekslerindeki bu yukarı doğru fiyatlamayı siz nasıl görüyorsunuz? Daha devam eder mi bu yükseliş hareketleri? Amerika tarafında biraz daha olumlu bakıyorum aslına bakarsan. Hani ben seçim öncesinde biraz daha böyle çekingen davranıyordum. Hatta aşağı doğru kar realizasyonları gelebilir diyordum ama şu anda öyle güzel bir momentum yakalanmış durumda ki bu bir süre daha yukarı doğru devam edecek gibi gözüküyor. Çünkü neden? Çünkü öncelikle Elon Musk'ın
Donald Trump'la olan yakınlığı itibariyle Tesla'nın bugünkü pre-marketteki performansını görüyorsunuz zaten. %12'lerde filandı yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla endekste birçok buna benzer şirketin iyi performans göstereceğini, kısa vade için özellikle iyi performans göstereceğini düşünüyorum. O yüzden Amerika tarafı önemli bir bozulma olana kadar yine pozitif devam edecektir. Hani aşağı gelirse de bunu piyasacılar alış fırsatı olarak kullanırlar diye düşünüyorum. Avrupa tarafında ise tamamen bir momentum var. Orada bir fırsat değerlendirme var. Momentum trade'i var. Oysa biliyoruz ki orada aslında uzun dönemli veri seti son derece negatif çalışıyor. Sadece şunu söyleyebilirim. Son dönemde özellikle Almanya verileri bundan 2 ay önce geldiği kadar kötü gelmiyor. Bu nedenle de biraz daha ılımlı bir hava var. Ama hani bir karşılaştırma yaparsak hangisinde bulunmak istersin derseniz ben her durumda Amerika piyasasını tercih ederim. Avrupa'nın hala her durumda Trump gelse de gelmese de ki geldi resesyona doğru biraz daha hızlıca gittiğini görüyorum. O yüzden Avrupa borsalarındaki hareketi biraz daha geçici olarak değerlendiriyorum. Peki şimdi Trump'ın başkan seçilmesiyle beraber Amerika'da yeniden bir yeni dönem söz konusu oldu ve Çin ile iletişim, etkileşim nasıl olur? Orası da çok fazla merak ediliyor çünkü Trump daha gelmeden %60 oranında çok çok yüksek bir vergiden bahsetti, bir ithalat vergisinden bahsetti. Yeniden bir soğuk savaş tadında teknoloji savaşı olur ya da daha çok bilinen adıyla ticaret savaşı olur. Buna hazırlıklı olmalı mıyız? Buna hazırlıklı olmalıyız. Çünkü her durumda hani Trump gelmeseydi bile yine de özellikle elektrikli araç piyasasında Çinlilerin çok ciddi atılımı itibariyle ve bunu buna istinaden yine nasıl diyeyim çeşitli alternatif enerji ve depolama teknolojilerinde, enerji depolama teknolojilerinde de Çin'in biraz fazlaca öne geçmiş olması itibariyle buna benzer önlemler zaten gelecekti. İster Kamala Harris olsun, ister Donald Trump olsun. Ancak Donald Trump bunu önceden söyledi ve tavrının bir önceki başkanlık döneminden nasıl olduğunu biliyoruz. Yine aynı şekilde devam edecektir. Ve bunun bir sonucu, doğal bir sonucu olarak Amerika'da yine enflasyonist bir ortam gündeme gelecektir diye düşünüyorum. Bunu yalnız hani şimdi bunlar hep tabii düşünceler birbiri üstüne koyarak bizi belirli bir yere götürüyor. Şu aşamada uygulanan siyasetin, uluslararası ilişkilerin enflasyon yaratacak olmasına rağmen enflasyonun külliyen yükselip gitmesini engellemek için benim düşüncem petrol fiyatlarını biraz aşağıda tutmaya çalışacaklar. Trump yönetimi böyle devam edecek diye düşünüyorum. Böylece de enflasyonu belirli bir alanda, belirli bir bölgede sıkıştırmış olarak muhafaza etmeye çalışacaklar diye düşünüyorum. Peki diğer taraftan enflasyon tehdidinden bahsettiniz. Güçlü tonda bir enflasyon tehdidi olur mu? Çünkü şu anda konuşulan unsur gerçekten Amerika'da yeniden enflasyonun tetiklenebileceği ölçüde olarak da lanse ediliyor. Raporlarda da bu var. Dolayısıyla Fed'in politikasını ne gibi bir etki eder böyle bir senaryonun ortaya çıkması? Fed'in politikasına şöyle etki eder. Bu gerçekten güzel bir soru. Yani hep konuşulan şey sabahtan beri hatta birkaç haftadır da diyebilirim. Trump'ın başkan seçilmesi halinde Powell'ın hali nice olur, Fed'in hali, kararları nice olur yönünde ekseninde oluyordu. Oysa bence doğru soru işte bu enflasyonun yüksek olması halinde Fed burada nasıl bir tavır alır? Sizin sorduğunuz soru bence daha doğru bir soru. Bu anlamda şöyle düşünüyorum. Yakın zamana kadar hani piyasalardaki işte swap piyasasındaki fiyatlamadan, future kontratlarındaki fiyatlamalardan baktığımızda hani bundan 1-2 ay öncesinde ciddi bir faiz indirimi fiyatlanıyordu. Sonra bu azalmaya başladı. Gitgide işte bu sene sonuna kadar 2 tane 25'lik indirimi fiyatlanıyor. O da hani %100 değil gibi söylemek lazım ama onu yapar.
2025'te ise benim tahminim çeyrekte bir olmak kaydıyla. Hani bu şimdilik tabii ben bunu sordunuz diye söylüyorum. Çünkü hani önümüzde bundan sonrasında koca bir sene var ve o seneye yönelik bir tahminde bulunuyorum. Çok değişimi açık bir görüş. Ancak quarter'da bir, çeyrekte bir 25'lik indirimle sanki bu işi geçiştirirler, yönetirler gibi geliyor. Burada önemli olan çeyrekte bir veya arda arda toplantılarda yapılması gibi bir durum değil. Önemli olan şu: önceki beklentiden nasıl sapma gösterdiği. Önceki beklenti çok daha hızlı bir faiz indirimi olacağı yönündeydi. Hatta ben de sizlerle yaptığım yayınlarda hep şunu söylüyordum: 2025-2024'e göre çok daha hızlı faiz indirimlerini gördüğümüz bir sene olacak diyordum. Ama sanıyorum bu görüşümü biraz daha yumuşatmam gerekiyor. Çeyrekte bir ile şimdilik ben kendimi ifade etmiş olayım. Peki diğer taraftan dolar endeksinde net bir yükseliş hareketi var. Euro dolar paritesi yeniden 1.07 seviyesinde. Amerikan tahvil getirilerinde bir yukarı doğru hareketlenme. Çok doğal olarak ki emtialarda da net bir baskılanma var. Bu fiyatlar şu anda hani Trump'ın başkan olmasıyla beraber çok hızlı yansılan bir fiyatlama mı, yoksa yeni bir paradigma değişimi olarak mı diye değerlendirmek lazım? Bu konuyu nasıl değerlendirirsiniz? Valla yani yayın yapıyoruz diye söylemiyorum ama gerçekten bu da çok güzel bir soru. Her zaman hani böyle güzel sorular olmuyor. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Şimdi çünkü önemli bir şey. Yani dolar endeksinde %1 civarı bir hareket var. Her zaman görülen bir hareket var. Acaba bu gerçekten kalıcı ve köklü bir değişimi mi gösteriyor, yoksa gelişmeye tabi bir anda tetiklenen ve sonra normalleşecek bir fiyat hareketi mi gibi düşünmek lazım. Benim düşüncem bu bir oyun değiştirici değil. Zaten ana trendde aslında baktığımızda faiz, beklenen faiz farkları, bu çok önemli. Faiz farkları demeyeyim ki faiz farkları da aslında doları destekliyor ama beklenen faiz farkları, yani Fed'in faiz indirim hızının Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirim hızından yavaş olması beklendiği için aradaki farkın dolar lehine küçüleceğini piyasa umduğu için bir süredir işte dolar endeksinin yükseldiğini, euro dolar paritesinin düştüğünü görüyorduk. Son 1-2 gündür orada bir stretch olmuş, yani aşırılığa kaymış bir pozisyon vardı. Onu dengelemek için piyasa biraz biraz euro alıyordu ama biz zaten şunu söylüyorduk: asıl ana yön şu anda dolar pozitif. Önümüzdeki bir süre için baktığımız perspektifte dolar pozitif görünüyor. Yukarı, euro dolar paritesindeki yukarı çıkışları dolara dönmek için kullanmakta fayda olur diye düşünüyorum demiştim hep. Şimdi onun devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu bir paradigma değişikliği değil. Sadece hızlı bir hareketi görüyoruz. Bundan sonrasında yavaşlayacaktır. Hatta 1-2 gün içerisinde belki tekrar dolar endeksinde bir miktar satış gelebilir. Ama paritenin bu aşamada baktığımızda özellikle faiz farkları ve ilgili merkez bankalarının para politikaları dahilinde herhalde 1.05-1.04'lere kadar, çünkü bir hedef orada 1.07-1.06 idi. İşte bugün oralara kadar yaklaştık, neredeyse 0.6'lara. Herhalde biraz daha aşağıları göreceğiz gibi gözüküyor. Euro dolar paritesindeki bu düşüş ve özellikle de Trump'ın gelmesiyle beraber az önce dile getirdik. Yani Almanya ekonomisi önceliğinde Avrupa cephesinde de resesyon konuşmalarının daha fazla tetikleyeceğine ilişkin beklenti. Yurt içi cepheyi, Türkiye ekonomisini sizce nasıl etkiler? Çünkü şu anda bu soruyu sorarken bile hani Türkiye ekonomisi için çok da kulağa hoş gelmeyen tınılar da aslında bakarsanız bir kulağa çarpıyor yani. Kesinlikle doğru. Çünkü sonuçta Türkiye gelişmekte olan bir ülke. Gelişmekte olan ülkelerin karakteristik yapılarının başında dış fonlama geliyor. Dış fonlama artık daha pahalı olacak. Hani zaten pahalıydı ama biz 2025'te bunun düzelmeye başlayacağını, faiz indirimleriyle Türkiye'nin de buradan az da olsa bir miktar pay alacağını ve pozitif etkileneceğini düşündüğümüzü konuşuyorduk hep. Fakat şu anki durum biraz sanki onun değiştiğini gösteriyor. Tabii ki faizler inecek. Bu dediğimden faizler yurt dışında düşmeyecek diye düşünmeyelim. Hani bir dahaki sene sonunda Fed'in işte gösterge faizi veya işte bench şey faizi, politika faizi hani 3.75'lere kadar inecek gibi gözüküyor. 3.75 ama dönüp baktığımızda bundan 3-5 ay öncesine kadar beklenene göre çok yukarıda bir faiz. Dolayısıyla hem paranın ucuzlamasının süresi uzadı,
hem de ucuzlayacağı marj daralmış oldu bu hareketle. Yani bu hareket derken Donald Trump'ın seçilmesiyle, orayı tekrar edeyim. Donald Trump'ın seçilmesi neden ucuzlama marjını azalttı? Çünkü büyük ihtimalle uygulayacağı politikalar, öyle bahsetmişti çünkü, faizin yüksek kalmasına, enflasyonun yüksek kalmasına aslında daha sonrasında da buna paralel olarak faizin biraz daha yüksek kalmasına neden olacak. Bu nedenle Türkiye gibi ülkeler şu anda hani bundan 15 gün önceye göre biraz daha rahatsız olabilirler diye düşünüyorum. Efendim, stratejist Özgür Hatipoğlu'na değerli katkısı ve yorumları için çok teşekkür ediyoruz. Ve kendisini uğurladıktan sonra bir diğer çok kıymetli konuğuma geçiş yapıyorum. TSKB Baş Ekonomisti Doktor Burcu Ünü var bizlerle beraber olacak. Burcu Hanım, merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Burcu Hanım, Donald Trump yeniden Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı oldu. Yeni başkan ama Trump için yeni değil, ikinci dönem malum. Şimdi bize özellikle de küresel ekonomi noktasında, siyaset başka bir boyut ama küresel ekonomi noktasında sizce nasıl bir süreç bekliyor? Çok geniş bir soru sorduğum farkındayım ama kafalardaki belki de en temel soru olduğunda eminim. Buyurunuz efendim. Evet, çok teşekkür ediyorum. İktisat aslında her zaman politik iktisattır. Doğru. O nedenle seçim bizi çok ilgilendiriyor. Trump tabii alışık olduğumuz diplomatik nezaketten uzak bir lider profili çizmişti ilk döneminde. Hem sert tavırları hem sert açıklamaları, bazen mantıkla bağdaştıramadığımız kararlarıyla ve bunların sonuçlarının onun kararını değiştirmesine neden olmamasıyla. O nedenle düşünürken de işte dikkat Trump çıkabilir gibi bir algı vardı ikinci döneminde. Çünkü çok öngörülebilir yanları olduğu gibi çok öngörülemeyen yanları da var. Şimdi öngörülebilen yanlarını konuşursak, bir kere Amerika Birleşik Devletleri içerisinde atacağı adımlar var. Örneğin üst gelir grubu için vergi indirimleri. Bunun karşılığında zaten bugün borsada coşan, Amerika Birleşik Devletleri borsasında coşan hisse senetleri var. Kripto tarafında destekleyeceğini düşünüyoruz. Kripto ordusunun seçimlerde ona verdiği desteği de düşünürsek. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde zenginin daha zengin olacağı, gelir adaletsizliğinin artacağı, göçmen krizinin belki tekrar başlayacağı bir dönem olacak. Ama bunun dışında korumacı yapısı, Çin'le gerginlik yaratan yapısı dünya ticaretinde geriye doğru da etkiler yaratacak. O geriye doğru etkilerden en fazla etkilenecek ülkelerden bir tanesi biziz. Çünkü bir tarafa döndüğümüzde Avrupa Birliği var. Özellikle iklim değişikliği üzerinden zaten korumacı bir ticaret politikası yürütüyor Avrupa. Bir tarafa baktığımızda Çin rekabeti var. Sınırımıza kadar dayandı. Ülkemizin içinde de yatırımlar yapıyor. Şimdi bunların tamamının çok daha agresifleştiğini göreceğiz. O zaman bizim kendi üreticimizi, kendi istihdamımızı koruyucu nasıl adımlar atabiliriz? Bu meseleyi şimdiden düşünmemiz gerekiyor. Çünkü hepimiz kardeşiz noktasında bir dünya ekonomisi yok. Zaten hiç yoktu ama yumruklar biraz daha sertleşecek. Bizim tasarruf açığımız var, yatırım çekmemiz gerekiyor. Ama yatırım çekeceğiz diye de Türkiye'nin sanayisini, istihdamını geride bırakacak, bize teknoloji transferi yapmayacak şeylere evet demememiz gerekiyor. Biraz zorlu bir döneme giriyor tüm dünya ekonomisi. Şimdi Türkiye ekonomisine olan etkilerini de birazcık daha ayrıntılı bir şekilde konuşmak istiyorum. Çünkü baktığımız zaman birkaç maddeyi sayabiliriz. Ben madde madde size sormak istiyorum. Öncelikle Trump'ın başkan olmasıyla beraber dolar endeksinde çok net bir yukarı doğru fiyatlama oldu ve euro dolar paritesi 1.07'lere kadar gevşeme gösterdi. Bu Türkiye ekonomisi için çok olumlu bir süreç değil. Diğer taraftan Trump'ın evet Batı bloku olması sebebiyle siyasi olarak Avrupa Birliği'ni koruma ve kollama görevini soyunabilir. Çok bu taraftan bakan bir başkan olmasa bile Amerika politikaları sebebi bunu yapmak zorunda hissedebilir. Ama en nihayetinde işte Amerika, Avrupa Birliği çok güzel ülke, çok güzel ülkelerden kurulmuş bir yapı. Evet, hoştur, güzeldir, iyidir tarzında yorumları var ama en nihayetinde arabalarımızı almıyorlar. Herhangi bir şekilde çiftlik ürünlerimizi almıyorlar ve bunun için bir bedel ödeyecekler açıklaması da var. NATO harcamaları noktasında da Avrupa Birliği'ne olan bakış açıları da var. Dolayısıyla Avrupa Birliği ülkeleri, ki Almanya özelinde, resesyonun çok daha fazla, daha yüksek sesle konuşulacağı bir dönemde
beklenmiyor değil. Direkt Avrupa cephesinden de bu açıklamalar var. Avrupa Birliği demek bizim en büyük ihracat kalemimiz demek. Euro-dolar paritesindeki düşüş. Tüm bu noktaları değerlendirdiğimiz zaman bizim biraz ihracat ve döviz gelir noktasında zorlanabileceğimiz bir atmosfer bizi bekliyor olabilir mi sizce? Evet, çok teşekkür ediyorum. Bugün son 1-2 saat içinde bakmadım ama Trump'ın seçiminden olumlu etkilenen gelişmekte olan ülke para birimi sadece Türkiye vardı. Şimdi demek ki beklentiler değişiyor. Ülkeye etkileriyle ilgili beklentilerin içerisinde sadece ticaret kanalı yok. Ülkenin belki siyasi taraftaki anlaşmalar nedeniyle, daha uyumlu olabilme ihtimali nedeniyle ülkenin risk priminin düşeceğine dair beklentiler olabilir. Ancak ticaret kanalında ben sizin söylediklerinize katılıyorum. Ticaret çok hızlı ilerletebildiğimiz bir alan değil. Orada kotalar konduğu zaman, tarifeler değiştiği zaman onlara uyum sağlamanız, teknolojik yatırımlar gerekiyor, belli hareketleri yapmanız gerekiyor. Bu da bir zaman gerektiriyor. Ha, şöyle bir beklentim yok. Bugünden yarına Türkiye'nin ticaret son derece olumsuz bir resim. Hayır, böyle bir beklentim yok. Türk özel sektörünün esnekliğine, hareket kabiliyetine de güveniyorum açıkçası. Uyum sağlamasına zaman olacaktır. Ama işler biraz daha zorlaşacak ve bizim buradaki temel endişemiz Trump'tan ziyade insan kaynağımızın dünyada gelişen teknolojik ürünlere hazır olmaması olmalı bence. Eğer suçu önümüzdeki dönemde Trump'a yükselen tarifeleri atarsak biraz işin kolayına kaçmış oluruz. Evet, onlar bize zorluklar yaratacak ama temel gerekçe şu olacak gibi görünüyor. Dünya bambaşka bir yüksek teknoloji düzlemine hazırlanıyor ve biz o düzlemin içerisinde hak ettiğimiz yeri alamama riskiyle karşı karşıyayız. Çünkü beşeri sermayemize buna uygun tam olarak yetiştiremedik maalesef. Bununla birleştiğinde sadece parite değil, sadece artan tarifeler değil ama Türkiye'nin ihracatı üzerinde bir risk oluşabileceğine inanıyorum. Bizim kendi enflasyonumuz yüksek. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde de tekrar enflasyonun yükselmesi ve bunun dış ticaret fiyatlarına yansıması da söz konusu. Bakalım orada kar marjları nasıl etkilenecek, bunları da yakından takip edeceğiz. Çin ile daha öncesinde çok net bir ticaret savaşı, hatta teknoloji savaşı olarak adlandırılan bir çekişme vardı. Hani burada yeni dönemin soğuk savaşı olarak da dile getirilen, nitelendirilen bir süreçti. Ve malum artık başkan tabirini herhalde kullanabilirim. Başkan Trump birinci dönemindeki yapmış olduğu hamleleri gördükten sonra ikinci dönem hazırlanırken de %60 gibi çok yüksek bir ithalat vergisinden bahsetti Çin ürünlerine. Bu durum Çin ekonomisi ve küresel ekonomiyle beraber özellikle de Amerikan ekonomisini hem büyüme ama asıl olarak sormak istediğim enflasyon noktasında ciddi anlamda sıkıntı oluşturabilecek bir süreci doğurur mu, beraberine getirir mi? Evet, buna yanıtım %100 evet. Bir 10 gün önce zannediyorum Washington DC'deydik IMF Dünya Bankası toplantıları için. JP Morgan Başkanı Jamie Dimon, kendisi Trump'la çok yakındır biliyorsunuz. Konuşmasının içinde dedi ki baktığım her şey bana enflasyonist geliyor. Belki de toplantılar boyunca en fazla katıldığım cümle buydu. Şu anda biz dünyada gerileyen enflasyondan bahsediyoruz. Doğru. Merkez bankalarının pek çoğunun faiz indirimi yaptığından bahsediyoruz. Doğru. Ama dinamikler, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bütçe açıkları, önümüzdeki dönemde arz yönlü olası şokların gelecek olması, bizim beklentilerimizde bunlar var. Enflasyonist ortamın Covid dönemindeki kadar değil ama hedeflenenin üzerinde enflasyonist ortamın gelebileceğine işaret ediyor. Bu henüz piyasa fiyatlamaları içerisinde yok. Ancak Trump'ın seçilmesinden sonra zannediyorum artık biz şunu daha fazla konuşacağız. Nominal faizler aşağı geliyor olabilir ama reel faizlerde yukarı yönlü bir hareket olabilir. Dünya tekrar bir değerleme güncellemesinin içine girecektir de diye düşünüyorum. Böyle bir durumda yani Jamie Dimon'un dediği gibi hani her şey enflasyon gibi gözüküyor dediği senaryonun gerçekleştiği bir durumda Fed'in faiz indirim döngüsüne başladığı bir süreç var. Mesela yarın Fed'den yine 25 bas puanlık bir faiz indirim bekleniyor ama enflasyonist bir baskının hortladığı ya da ortaya çıkmasına yakın bir döneme girersek Fed'in bu duruma politik olarak nasıl bir cevabı olur sizce?
Şimdi ikiye ayırmak lazım. Belki bir kısmına köpük diye bakalım. Yani Covid döneminde o işte tedarik zincirlerindeki kırılma, içinden geçtiğimiz dönemi anlamamamız kaynaklı bir çok yönlü enflasyon, hem arz hem talep kaynaklı buna verilen çok sert bir tepki var. Bu doğası gereği içinde bulunduğumuz enflasyon şartlarında bir faiz indirimi için yer gösteriyor. Yani Trump gelse de yeri var Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın, Trump gelmese de. Ama o yer daha önce düşündüğümüze göre daha az. Niye? Çünkü Trump'ın bütçe genişletme ve bütçe açığını genişletme yönünde kararları olduğunu biliyoruz. Etkileyeceği kısım kısa vadeli kararlar değil, daha orta vadeli kararlar. Evet, 1.25 yapabilir, hatta bir tane daha 25 yapabilir. O planlarda çok değişiklik olmasını beklemiyoruz. 2025 daha fazla etkilenecek, daha sınırlı olacak. Ama belki şunu da kabul etmemiz gerekiyor. Tüm dünyada daha önce düşündüğümüzün biraz daha üzerinde bir enflasyon seviyesine gidebiliriz. Bu da faizlerin düşündüğümüz kadar aşağı gelmeyeceği sonucuna şimdiden hazırlanmamızı gerektirir. Çünkü hafif kolaycı senaryolar vardı. Enflasyon düşüyor, faiz de düşüyor. Hatta işte bekleyelim borçlanmaları da ondan sonra yapalım. Tam olarak böyle lineer düşüşler olmayacak. Önümüzdeki dönemde faiz platosu da enflasyon platosu da düşünülenden bir miktar daha yukarıda kalabilir. Bu söylediğim 2025 için. Evet efendim, değerli konuğum Burcu Nivar'a değerli katkısı ve yorumları için çok teşekkür ediyoruz. Evet, programımızı burada kapatıyoruz. Paratoner programını burada noktalıyoruz ama noktalamadan önce önemli bir röportajımız var. GİÖDER 19. Gayrimenkul Zirvesi sektör temsilcilerini bir araya getiriyor. Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş, muhabir Harun Erozbağ'ın sorularını yanıtladı. İzledik. GİÖDER'in düzenlediği gayrimenkul zirvesinde röportajlarımız devam ediyor. Tabii burada sektörün pek çok önemli temsilcileri bir araya gelmiş durumda. Yanımızda Alkaş ve Handspace'in yönetim kurulu başkanı Avi Alkaş bulunuyor. Avi Bey, baktığımız zaman aslında yeniden başlamak mottosuyla gerçekleştirilen bir zirve. Sizlerden değerlendirme alabilir miyiz? Tabii ki yeniden iyi olmak için yeniden başlamak lazım. Sektörümüzün aslında dinamizmini körükleyen, bu konuda bir araya gelmenin sağladığı, bütün paydaşların bir arada bulunduğu bu etkinliklerle sektörü daha ileri götüreceğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla geçirmekte olduğumuz zorlu ekonomik sürecin sonrasını hazırlanmak bakımından da bu tür toplantılar büyük yarar sağlamakta. Tabii bu ulusal düzeyde gerçekleştiren bu toplantıları mutlaka uluslararası etkinliklere de taşımamız lazım. Burada MAPİK gibi, MIPİM gibi etkinliklere GİÖDER'le beraber katılışımızı daha da yaygınlaştırmamız lazım. Sektörün yeniden yabancı doğrudan yatırım cezbetmesi için, bu gelişen ekonomik koşullara uyumlu uygulamalar için gayrimenkul yatırım ortaklıkları çok önemli. Yeni düzenlemelerle gayrimenkul yatırım fonlarının da önü açılmakla beraber bir yandan küçük tasarrufçuya belki de artan fiyatlar nedeniyle edinilemeyen konutların sertifikalar yoluyla paydaşı olması sağlanırken, diğer taraftan da ticari kuruluşların da yatırım fonları aracılığıyla daha büyük fonlar oluşturarak daha esaslı kentsel dönüşüm gibi Türkiye'nin önündeki en önemli konulardan, sorunlardan biri olan yeni konut edindirme, deprem sonrasındaki yeni inşaatlara ve de yeni şehirleşme hareketlerine de katkı sağlaması bakımından bütün bu etkinliklerin tartışıldığı, bütün bu konuların gündeme getirildiği bu tür toplantıları çok yararlı buluyorum. Çok önemli bir noktaya parmak bastınız. Tabii şu anda bir ekonomik kriz içerisinde burada yatırımcıların önemi daha da çok arttı ve gayrimenkul sektörü aslında bu anlamda çok büyük bir katma değer yaratabilecek bir alan. Bu konuda ben özellikle bu gayrimenkul sektöründe o ticari alandaki başarılarınızdan da örnekler vermenizi isteyerek bu konuda Türkiye birazcık daha ileriye nasıl gidebilir, nasıl bir yol haritası çizilebilir, onu da sizden dinlemek isterim. Memnuniyetle. Aslında tabii bizim etkinlik sahamız daha ziyade ticari gayrimenkullerde ve özellikle alışveriş merkezlerinde oluştuğu için burada daha büyük yatırımlar, daha planlanmış, kent planlamasına uygun, yatkın
belediyelerle de işbirliği içerisinde trafik sorununa otoparklarıyla çözüm getiren, insanların evlerinden ve işlerinden sonraki üçüncü zamanlarında hoşça vakit geçirmelerini sağlayan, ihtiyaçlarını gidermelerini sağlayan. Çünkü bu topraklar kapalı çarşılardan beri alışveriş merkezciliğini bildiği, benimsediği ve uyguladığı için bu tür yatırımların bir dönem cezbetmeye muvaffak olduğu yabancı fonları tekrar yakalamamız lazım. Bunun da yolu daha kurumsal yatırımcıları bu sahaya çekmek, daha uluslararası sayıdaki yatırımcılarımıza da buralarda mekan oluşturmak olacaktır. Bu bağlamda gayrimenkul yatırım ortaklıkları, bizim de şu anda hizmet vermekte olduğumuz paylaşımlı ofis örneklerinde olduğu gibi insanların insanlarla buluşacağı, insanların insanlarla birlikte yeni geliştirmeler yapabilecekleri ve dolayısıyla yaşam kalitemizi iyileştireceğimiz her türlü mekanın kurgulanmasına yönelik çabaları daha iyi organize etmeye yönelik. Ben bu konuda çok iyimserim. Çünkü Türk insanının bizim yurdumuzdaki en önemli yatırım araçlarından biri olan tasarruflarını uzun vadeli değerlendirmek istediği zaman gayrimenkuldeki birikiminin bu tür mekanizmalarla kamu denetiminde normal düzenlemelerle de korunması haliyle de geçmişte yaşamış olduğumuz kooperatif facialarına dönmeksizin ama daha kurumsal şirketlerin de daha kurumsal fonları elde edebileceği bu tür mekanizmalarla menkul kıymetlerde olduğu gibi gayrimenkulde de borsa üzerinden sermaye piyasası kurulu denetiminde harekete geçirilmesi için çok önemsiyorum. Bu çabalarına devamını diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz yayına katıldığınız için. Alkaş ve Handspace'in yönetim kurulu başkanı Avi Alkaş'la konuştuk. Tabii kendisi gayrimenkulün ticari yönündeki deneyimlerinden bahsederek bize gayrimenkul sektörüne ilişkin yorumlarını ve geleceğe ilişkin planlarını bahsetti. Şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar. Yatırım konusunda işin uzmanına kulak verin. GCM Yatırım.com.tr'yi ziyaret edin. GCM Yatırım sundu.